öncelikle milletim için, vatanımızın birlik ve beraberliğe ihtiyaç her zamankinden fazla duyulduğu bir zamandayız. Ayrımcılığın olmamasını, birlik ve beraberliğimizin her zamankinden daha fazla olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle tabii malumunuz Kandil günü, Regaib Kandili. Bugün vesilesiyle de bütün İslam aleminin, İslam coğrafyasının ve Adıyaman halkının Regaib Kandili'ni tebrik ediyorum. Tabii ki 3 ayların başlangıcı olan Regaib Kandili. Biz 3 ayların başlangıcında her zamanki gibi Rabbimizden beraatımızı isteyeceğiz. Dualarımızda Rabbimizden mazlumların yanında olmasını, tüm İslam coğrafyasında ve insanlığın akan kanların durmasını dua edeceğiz. Malumunuz ülkemizin kanayan yarası, terör belası, terör laneti. Bizler Afrin'de savaşan, gerek doğuda cephede savaşan askerlerimize, Mehmetçiklerimize her zaman için dualarımızı esirgemiyoruz. Kendilerinin yanında olduğumuzu belirtelim buradan. Bize ihtiyaç olduğu zaman zaten bekliyoruz. Her an hazırız. Allah'ın izniyle bu vatanı, bu milleti düşmanlara, terör belasına ezdirmeyeceğiz, kaptırmayacağız. Bu topraklarda yüzyıllardır İslam coğrafyası olarak anılan bu toprakları teröre ve dış güçlere kaptırmayacağız Allah'ın izniyle. Muhakkak özellikle Afrin'deki ve işte Mehmetçiklerimize, doğuda çatışmadaki Mehmetçiklerimize, askerlerimize hasreten dualarımızı eksik etmeyelim. Rabbim onların yardımcısı olsun. Onları ailelerine kavuştursun tez zamanda inşallah. Bu terör belasından bizleri kurtarsın. Evet, muhakkak bizler sevinçler olarak her zaman için Mehmetçiklerimizin yanında bulunduğumuzu beyan ediyoruz. Bununla ilgili de çeşitli sivil toplum örgütlerinin yapmış olduğu, gerek konvoy eşliğinde bir programımız oldu ve gerekse biz kişisel olarak Hatay'da ve Kilis sınır kapılarında gerek askerlerimize, gerekse oradaki halkımıza destek amaçlı bazı yardım paketleriyle beraber böyle faaliyetlerde bulunduk. Dediğim gibi her zaman için biz vatanımızın, milletimizin, devletimizin yanındayız. Bu konuda bize düşen irili ufaklı her ne varsa, canımız pahası dahi olsa her zaman için hazırız Allah'ın izniyle. Yani sonuçta bu vatan bizim. Gelecekte evlatlarımızın inançlarını daha güzel bir şekilde yaşayabilmeleri için özgürce, hürce, nihayetinde işte gördüğümüz geçmişte yaşanan darbelerde hatırladığımız kadarıyla bir başörtüsü zulmü vardı. İnsanlar istediği şekilde, istediği kıyafeti giyip de okuyamıyorlardı. Çok zeki olmalarına rağmen istedikleri üniversiteye gidip vatana, millete faydalı olamıyorlardı. Allah'ın izniyle bunlar yavaş yavaş çözüldü. Bizler de işte bu çözülmenin tekrardan geriye dönmemesi için ve daha iyi şartlarda evlatlarımızın bir gelecek sahibi olmaları için elimizden geleni yapacağız Allah'ın izniyle. Tabii ki biz Afrin'deki ve doğudaki PKK'yla mücadele veren Mehmetçiklerimizin her zaman yanında olduğunu beyan ediyoruz ama bunu çok samimi bir şekilde söylüyoruz. Nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da ara sıra böyle zikrettiği Nazım Hikmet'in şiirinden bir dörtlük vardı. Bunu burada ben de affınıza sığınaraktan söylemek istiyorum. Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak karanlıklar nasıl çıkar aydınlığa? Karanlıkların aydınlığa çıkması için muhakkak fedakarlık gerekiyor. Hani derler ya, cefa olmadan sefa da olmaz. Rabbim bizlerin, Mehmetçiklerimizin ve tüm İslam aleminin, tüm insanlığın yar ve yardımcısı olsun. Şimdi Asya'da akademik turizm işletme sahibi olarak şunu belirteyim. Ben her zaman bundan önceki röportajlarımızda da dile getiriyordum.
Çocuklarımızı taşıyan servis şoförlerini tanıyalım. Onlarla diyaloglara girelim. Çocuklarımızla konuşalım. Servis şoförünün servis içerisindeki davranışları hakkında bilgi edinelim. Yani velilerden ricam, istirhamım bu yönde. Çünkü günümüzde hani ortam belli. Her insan yani değişik değişik faktörler de ortaya çıkabiliyor. Bu sebeple de tanınan firmalar, tanınan şoförlerle çalışalım. Üçün beşinin hesabını yapmayalım. Ben çok çok samimi söylüyorum. Yani ihtiyacı şu şekilde, servis ihtiyacı olup da servis ücretini karşılayamayacak olanlar varsa bana ulaşabilirler. Buradan da sesleniyorum. Özellikle servis ihtiyacı olup da servis ücretini karşılamayan ve şehit yakınları, gazi yakınları, bunlara da sesleniyorum. Bu arkadaşlarımıza, bu kardeşlerimize de sesleniyorum. Bize ulaşabilirler. Biz elimizden geldiği kadar her türlü desteği sunmaya hazırız Allah'ın izniyle. Hiçbir şekilde isim vermeden direkt bana ulaşsınlar. Ben Allah'ın izniyle bu şekilde yardımcı olacağım kendilerine. Bugünlerin yüzü suyu hürmetine tabii ki insanlarımız kabristanlara koşuyorlar, türbelere ziyarete gidiyorlar. Benim üzüntü duyduğum bir konu var. Bunu da buradan zikretmek istiyorum. Özellikle devlet büyüklerimize buradan seslenmek istiyorum. Nacizane tabii ki affınıza sığınarak da. Örnek verecek olursak Mahmud Ensari ziyaretinde bir mescid alanı, işte Mahmud Ensari türbesi de orada. İnsanlar akın akın gidiyorlar. Kapıda girişte giriş ücreti alınıyor insanlardan. Yani bizim inancımıza, örf adetlerimize göre insanların hani yaşayışlarını, inanç yaşayışlarını daha rahat yaşamaları için engel konulmaması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta bir araç kiralanıyor, oralara gidiliyor, bir masraf veriliyor. Ama gitmek isteyip de araç parası olup da kapıda ücretini ödemeyen insanlar da çok. Yani bu konuda istirham ediyorum. Devlet büyüklerimizden aflarına sığınaraktan söylüyorum. Kapılarda türbelerin kapısına giriş ücreti alınmazsa gerçekten çok iyi olacak diye düşünüyorum. Son olarak Rabbim devletimize, milletimize zeva vermesin. Tekrar söylüyorum. Bu mübarek ayların başlangıcında Regaib Kandili gecesinde herkesin kandilini tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum.